Halkın sesi olan Kanal 56 Siirt'in nabzını tutmaya devam ediyor. Her hafta ayrı bir konu ile Siirt sokaklarında vatandaşın sesi olan Kanal 56 bu haftada gündeme adını yazdıracak bir konu ile vatandaşların görüşünü aldı. Haber koordinatörü Soner Yılmaz ve kameraman Ozan Söyler bugün Siirt sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzattılar. Siirt'te neyin değişmesini istersiniz sorusunu vatandaşlara soran haber koordinatörü Soner Yılmaz, Siirt'te işsizlik sorununun giderilmesi ve bölge iş adamlarının buraya yatırım yapmaları konusunda cevaplar aldı. Efendim, Kanal 56 olarak fırsat buldukça sokaklarda vatandaşlarımıza mikrofon uzatıyoruz ve Siirt'le ilgili sorularımızı yöneltiyoruz. Evet, bugün de yine Siirt sokaklarındayız ve vatandaşlarımıza mikrofon uzatacağız. Siirt'te nelerin değişmesini istiyorsunuz sorusunu soracağız. Bakalım Siirtli vatandaşlarımız Siirt'te nelerin değişmesini istiyor? Siirt'te yani genel olarak nelerin değişmesini istersiniz? Ya iş sahaları kurulmasını istiyoruz. Gençlerimiz batıya gitmesin. Batıya gideceğine burada çalışmasını istiyoruz. Mesela tekstil, 2 tane tekstil açılmış burada. En az 150-200 tane eleman çalışıyor. Hem yani batıya göre fiyatlar daha düşük ama burada geçim sıkıntısı o kadar fazla olmadığı için iyidir. Sanayileşmek istiyorsun. Tabii canım, yani işte tekstil üzeri olsun, fabrikalar olsun, ne olursa olsun doğuya, yani iş adamlarımıza sesleniyoruz. Doğudaki iş adamlarımıza, yani batıya gidip de yatırım yapanlara sesleniyoruz. Siirt'te nelerin değişmesi? Siirt biraz daha güzeldir. Bu barış oldu, biraz daha iyi oldu. Fabrikalar olsun, gençlerimiz sabah akşama kadar boş duracağına en azından çalışırlar kendine. Şuraya buraya kahvede oturacaklarına çalışırlar. Eve ekmek getirirler. En azından kimse hırsızlık yapmaz. Çalışır kendine. Ama iş olmadığı zaman insan aklına her şey geliyor. Yani ama iş olursa, gidip çalışsa belki yani o kötü şeyler, mesela tiner olsun, kötü hırsızlık olsun, ne olursa yani insanın aklına gelmez. Pazarımız daha güzel mesela. Siirt'teki gibi, Batı'daki pazarlar gibi olsun mesela. Daha yeni modern şeyler. Sorumluluğu olsun mesela, her değişiklikten yani. Modern halk pazarları kurulmasını istiyorsunuz. Zaten var, var, sahipsizdir yani. Evet. Yani ilgilenen yok, belediye mesela ilgilenmiyor. Evet. Malımızı mesela güzel düzeltemiyoruz, evet. Çadırlarımızı açamıyoruz. Yani odur başka yani. Öncelikle sosyal hayatta yani kültürel anlamda daha farklı şeylerin olması lazım. Mesela konserlerdir, işte ne bileyim sinema festivaller olabilir, çeşitli yöresel mesela ürünlerimiz var. Özellikle mesela Orman Bağı'nı pekmezi falan çok meşhur bu bölgede. Bu bölgelere yönelik çeşitli festivaller yapılabilir. Yani halkın eğlenebileceği daha fazla şey lazım Siirt için. Bir de eğitim alanında çok yenilik yapılması lazım. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Evet. Siz nerelerin değişmesini istersiniz Siirt'te? Yani ben de bazı olaylar biliyorsunuz değişti. Yani bu çevrede özellikle. Daha çok yatırım yapılmalı bence. Çocukların sosyal yaşantılarıyla ilgili. Bakınca bir sinema falan yok yani Siirt'te. Hani filmleri geç izleniyor falan. Bir tiyatro etkinliği falan. Bunların sıkça yapılması lazım valilik tarafından. Ya ben böyle desteklenmesini istiyorum açıkçası bir öğretmen olarak. En başta olan sebepler, hani nedenler ortada. Hani yolların, çevrenin düzelmesi. Hani bu çözüm süreciyle beraber bir huzurun gelmesi. Onun dışında hani siyasileri bir kenara bırakıp, ayrımcılığı bir yere bırakıp bir an önce ne bileyim huzurlu bir ortam yaratılmasını istiyoruz. Ama başlıca özellikle şu yol çalışmaları, ne bileyim hani çevre düzenlemesiyle ilgili bir çözüm olursa yeter. Başka sıkıntı yok zaten. Siirt'te şu an itibariyle fazla bir sosyal aktivite yerleri yok. Onların biraz daha gelişmesini istiyoruz. İnsanların daha rahat, daha refah bir yerde yerleşim sağlanmasını istiyoruz. Onun haricinde de sizin kanalın dijital yayına geçmesini istiyoruz. Daha iyi sesimizi duyurabilmek için. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Size sağ olun. Potansiyelin yani işsizliğin önlenmesi olması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah barış süreci olursa Siirt'e büyük katkısı olacak. İlerleyen zamanlarda Allah'ın izniyle tabii bu olur yani. İşverenlerin yani dışarıda gidip de burayı bırakıp da dışarıda açanların buraya istihdam edip işçileri, kalkıp da işçileri ezmeden o şekilde burada istihdam edilirse burada çok büyük değişiklikler olur. Herkes ekmek yiyecek. Lokantacısından tutun, tuhafeciyesinden, hastanesinden hepsi ekmek yiyecek. Ben çevreyi bir düzenelim. Yani güzel bir olsun bir çevre. Başıboş hayvanlar bir denedirelim lütfen. Lütfen. Teşekkür ettim. Çevreye daha güzel şey yapılsın yani. Özellikle çocuk parkları,
yeşil alanları koruyalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, vatandaşlarımıza mikrofonu uzatmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar vatandaşlarımızın çoğu Siirt'te sanayileşmeyi istiyor. Sanayileşme yönünde gelişmeyi istiyor ve bazı vatandaşlarımız da sosyal yaşamın genişletilmesini istiyor. Çoğu vatandaşlarımız da çözüm süreciyle birlikte özellikle de bölge yatırımcıları Siirt'e yatırım yapacaklarını ifade ediyorlar. Evet biz vatandaşlarımıza mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Çözümün olmasını istiyoruz. Barış istiyoruz. Yatırım istiyoruz. Fabrikalar burada da kurulsun. Bizi de işe alırsınlar gençlerimizi. Onu istiyoruz. İyi bir liseye katılmak istiyoruz. İnşallah. Abi Siirt'te ilk başta iş imkanı. İş. Gençlerimiz için iş. Ben şahsen benim kendi görüşüm Siirt'te bu kadar alışveriş merkezleri açıyor. Bence yanlıştır. Neden diyeceksin? İş imkanı yok Siirt'te. Siirt'teki gençlere iş imkanı verin. Para kazansın. Alışveriş zaten yaparlar. Hepsi boş. Gittim hepsini dolaştım boş. Sadece çocukların oyun oynayacağı yerler doludur. Diğer taraflar boş. Bu kadar masraf yapılıyor. Bence yazıktır. Yani tüketilecek yerler var diyorsunuz. Evet. Üretilecek yer evet, yok. Evet doğrudur. Yok. Bu kadar bir sürü gençlerimiz var. Hepsi boş. Ne oluyor? Hırsızlık oluyor. İnsanlara saldırma oluyor. Her şey oluyor. Bu gençlere iş verilirse adam çalışacak zaten. Ama iş yok. 17-18 yaşında gencin cebinde 5 milyon ya var ya yok. Bunlar maalesef ama acı gerçek Siirt'imizi.